Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim. Paranormal serimiz olan Not So Human'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. İki hafta önce kadar son bölümü paylaşmıştım. Şimdi ise yanlış hatırlamıyorsam beşinci bölümdeyiz. Şimdi neler yaptık hiç hatırlamıyorum. Sadece Caleb ve Edward'ların evine gitmiştik. Onun dışında cadıların olduğu yere gitmiştik. Çünkü Villadius bizi oraya yönlendirmişti. Orada aslında flashback yapacaktım ama bu bölüm yapmayacağım. Bir sonraki bölüm yapacağım. Bir de eee gostumuz da yani bizim ruhlardan korktuğumuz için hani evimiz paranormal ya. Orada işte şekerler falan varmış diye onu almaya gittik. Onları halledeceğim fakat bu bölüm değil. Bu bölüm farklı düşüncelerim var. Bakalım bakalım umarım yapabilirim. Şimdi Bonnie ile birlikte gecenin artık 4'ü mü diyeyim 5'i mi diyeyim yastık savaşı yapıyoruz. Neden? Çünkü öyle yani bu, bu evde her şey olabilir. <laughs> Burada işte hayaletler falan dolaşıyor. bu nehilde bize öyle vuruyor biz ona. Günümüzü geçiriyoruz yani. Hayaletin olduğunun farkına vardın. Şimdi biliyorsunuz ki bizim kızımız artık bir vampir ve vampir olduğu için de bunu her yerde çok net bir şekilde belli ediyor. Bu bölüm aklımda bir şeyler var. Onları yapmaya çalışacağım. Bir de önceki bölümde Edward ve kalıp konusunda yorumlarda şey vardı. Hani ikisi arasında bir çekişme olsun. Hani hangisiyle olacak şu an için bilmiyoruz ama yani ne Caleb ne de Edward'la bir romantik bir şeyimiz yok ama... ile var. Yani romantik olarak. <laughs> bir hayaletle aramızda romantik şeyler var. Aslında çocuk yapılabiliyormuş. Bunu daha önce hiç denemediğim için özellikle denemek istiyorum ama... ...ben ilk bebeğinin bir vampirden olmasını istiyorum. Bu ne da bize yürüyor. Bu şekilde herkesin bize yürüdüğünü söyleyebilirim. Sabahın beşi dışarıda kar var artık gördüğünüz gibi... Kış mevsimindeyiz zaten sonbahardan başlamıştık. Aa bu kim? Çocuğum gerçekten mi gece gece burada dışarısı inanılmaz derecede soğuk bu nehilde bize yürüyor evde her şey olabilir ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Pratik yapalım. Pratik yap bugün Edward biraz takılalım onu tanımaya çalışalım bence. Bir de vampir olduğumuz için bazı özellikler tabii edinebiliyoruz. Hatta bunu önceki bölümde yapmıştık. Yani bir yarasa gibi uçabiliyoruz en azından bir kestirme konusunda. Ee, yılan tıslaması mı? Her yerde bunu yapıyoruz değil mi? Aurası eğer bunu seçersek daha romantik işte cazibeli oluyormuş. Buna bence şu an için gerek yok. Bu vampirlerin savaşlarda daha başarı kazanmasını yani daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu olabilir. Bu ise başka simlere karşı işte temizlik yapma, tamir yapma hani bunları onlara yaptırabiliyormuşuz hani bu birazcık daha eğlence katıyormuş. Sarımsaklardan etkilenmemesi. Rahatsız hissetmemesi bunu seçiyorum Buna kesinlikle ihtiyacım var Bu da galiba eğer seçersek Elis başka birini vampire dönüştürebiliyormuş Yani şu an bunu da istemiyorum Bence bu ikisi iyidir Fazla geldi o zaman şöyle yapalım İkisini seçemiyorum Ben şimdilik bunu Bunu da mı seçemiyorum nasıl ya Ha bunu seçmediğim için Ha evet tamam Hani bir olumsuz özellik. Bu ne ki? Tamam neyse bu olsun. <laughs> Bizim çaldığımız müzikle sanatla oynayan Bona Üst katı temizliğe gidiyorum de lütfen. Mutfağı temizliğe de olur. Ama bir temizlik olsun. Sadece su içmek istemiş. Gel bakalım buradan bir şeyler bulabilir miyiz? Hemen geliyorsun. Aslında bizim birilerinden evet bir şeyler de içmemiz gerekiyor çünkü e, bunu sadece bir iki kere yapmıştık çok fazla yapmadık. Neler buldun acaba? Lütfen para gerektiren şeyler olsun. Abi masa gibi bir şey bulduk ama ben bunu satarım. Üst katın yani evimizin üst katı çöplük. Çöplük eşittir üst kat. Hatta burası oldukça e, pisti ve ben birazcık daha temizlemeye çalıştım. Artık buna Hilda da yardım eder bize diye düşünüyorum. Şunlar da çıkmış. Bunları alalım. Temizleyelim. Bir de bizim işe girmemiz gerekiyor. Yani iş zorunlu değildi, challenge gereği ama bizim para kasmamız gerektiği için paranormal araştırmacısı olayını yapacağız. Yani bu freelancer bir iş ve bunu yapmak istiyorum gerçekten de. Hem farklı şeyler görmüş oluruz hem de para kasarız. Bu iyi bir şey bizim için. Şimdi buradan ben kimi ısırabilirim? Burada bir izci arkadaş var. Niye benim karşıma hep tinler çıkıyor ya? Yok yok, hadi sen geç. Sen gel bakalım. Yalnız hava çok soğuk. Üzerine değiştir. Kışlık ne var? İyi hadi şu olsun. Bu iyidir. Gittikçe susuzluğuna yenilecek ve şu an her ne kadar insanlardan kan içmek onu mutlu etmese de susuzluk ise onu daha da kötü yapıyor. Çocuktan başka kimse yok hayır. <laughs> Gerçi sabahın yani dokuz buçu. Seni bir seçse miydik ya? Okullar mı başladı? Dönem başlangıcı falan mı her yerde çocuklar? Dur. Bonehil, ay Bonihil biri zannettim. Gidip ısıracaktım vallahi. <laughs> Bonehil'de'yi. Edwards buraya gelir misin? Gel benimle birlikte Burada logik seviyemizi arttıralım. Zeka. Biraz lütfen ze zeka. <laughs> zeka lazım bize. Yalnız her yerde hala çocuklar. Edward'ın gözleri bazen çok korkunç bakıyor. Özellikle sinirlendiğinde. Hani gözlerinin rengi çok şey yani ya, farklı ya. Şu an mutlu olduğu için bize iyi geliyor olabilir de. Ki eğlenceli hissediyormuş. Aurasından belli. Ama bir şey sinirlendiğinde dikkatlice gözlerine bakmanızı istiyorum. Biz bir önceki bölüm cadıların olduğu yere gitmiştik ya. Biz seni görmüştük aslında orada. Bilgili olan cadılardan bir tanesi. Cadılar için o olayı bir sonraki bölüm yapacağım zaten. O yüzden e, onu geçiyorum. Shelby'le bir konuşalım. Shelby uzun zamandır seni görmüyorduk. Ya Shelby aslında Eris'in annesiyle ilgili bazı şeyleri biliyor. O yüzden özellikle tanıştık. Buldum senden bence kan emebiliriz deyip her, yer, her yerde birilerinin olması. <laughs> Çünkü her ne kadar birilerini ısırmak istemesek de yani onlardan kan istemesek de maalesef ki susuzluk hissi erisi çok kötü yapıyor. Herkes etrafta kaçıyor gördüğünüz gibi. Nereye kaçıyorsun? <laughs> her yerde zaten vampir var. Kalıp mı geldi bize? Yok o Edward'dı galiba. Ve bu susuzluk hissine daha fazla dayanamadı. Hayır, gitmiyorsun. Senden birazcık daha kan alacağız. Bu bizi daha çok güçlendirecek de. Gittikçe bu yaşlı hanımefendiyi etkilemeye başladı. Hayır, olmadı ve kaçtı. Yaşlı hanımefendi bizden kaçtı ve çok sinirlendi. Daha fazla kan lazım bize. Ve burada biri daha var. Galiba bir buluşma için ayarlama yapıyor. Hadi gel bakalım. Elis bu yaşadığı durumdan dolayı artık yaşlara karşı <laughs> bir alerjisi mi oldu, ne oldu? Elis artık bırakmalısın. Yoksa kadın ölecek. Hayır daha fazla devam edemezsin. Ve kadın kork korkuya kapılıp kaçmaya başladı. Ve buna daha fazla dayanamadı tekrar ondan kan içmeye devam edecek. Keşke bunu ortalıkta yapmasaydın. Şu an var ya baya bir herkes bizim vampir olduğumuzu e, fark etti. Teşekkür ediyoruz gündüz gündüz. Lütfen gider misiniz? Burada önemli bir şey oluyor. <laughs> Eris tamam yeterli. Kadın ölecek Eris. Herkes bizi görüyor. Ama her ne kadar bu durumdan memnun olmasa da... Kan içme isteği... Onu tamamıyla ele geçirmiş durumda. Galiba... Bu yaşlı hanımefendiye bayıldık. Hayır öldürdük. Nereye kaçıyoruz? Oo var ya dark form'a da dönüştük şu an. Şu an kesinlikle hiçbir yerden kaçışımız yok. Hemen buraya gel. Bak Ne? <laughs> Gerçekten mi? Oo! Oh. Şu an neler de oluyor böyle? Grim, Edward. O bize neyle vuruyor? Oha var ya. Sen bittin. Sen bitt. <laughs> Sen bittin yani. Hemen Dark Form'dan çekilmen lazım. Bak adamın peşinden gidiyor. Ne yapacak? Çok merak ettim şu an. Bu kadar mı? Grim burada biri öldü farkında mısın? Grim ne yaşıyorum ben ya falan. Aa Grim cidden gitti. Kadınlık burada kaldı yalnız. Şu an ne oluyor? Edward bile ağladı artık ne yapabilirim ki? Hayır Grim gitti. Sıkıntı orada. No bu ortam ne? Ben bu ortamdan nasıl kurtulacağım? <laughs> Bunlar bir rüya mı? Gerçekten mi? <laughs> He, Grim'in nereye gittiğini de anlamadım. Ben bir an şey zannettim hani onu gidip dövecek mi, ne yapacak bir şey. Hayır, kadının şeyi kaldı burada. Ne yapacağız? <laughs> of. Kötü bir şöhret kazandık galiba. Var ya oyunum çok fena baga falan girdi herhalde. Ve Grim gitti. Ya bu burada böyle kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben şöyle bir etrafa bakacağım. Nerede acaba bu arkadaş? Buralarda yok. O baya baya gitti galiba. Ay burada da yok. Aa burada. Gördüm. Tekrar geliyorsun değil mi? Evet, hep birlikte böyle oturduk, Grim'i bekliyoruz. Ya oturduk derken gerçekten oturacağım. Resmen birini öldürdük. Daha fazla susuzluğa dayanamadı ve onu öldürdü. Yalvaralım. Onun için yalvarman lazım. Lütfen ama. Onu bağışla. Hadi kabul et. Kabul etmedi galiba. Şu an o kadar kötü bir şekilde korkuya kapıldık ki onu öldürmesi ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Lucas, çocuğum keşke gitseydin. Bu anları görmeseydin daha iyi olurdu. Sana eğlenceli bir şeyler anlatsak da e... <laughs> keşke bu durumu bir kurtarsaydık. Ve Eris ölümle ilk defa karşılaştı, artık Grim'e yakından tanıyor. Zaten challenge gereği Grim'le yakın arkadaş olmamız lazım. Neden bu kadar mutlusun? <laughs> Bütün herkesin günü mahvoldu ve böylelikle Eris'in ilk öldürdüğü kişi gerçekleşti. Kötü olan şey Edward'ın da her şeyi görmüş olması. <laughs> Şimdi bizi bundan dolayı tehdit etmesin. Ama bu arkadaş ölümü hak etti. Bize bayağı fena halde dayak attı. Onu ziyarete gideceğiz. Onunla buluşacağız ve bunu halledeceğiz. Bu iş bitecek. Ama birazcık daha akşam olmasını bekleyeceğim. Belki Gudru gelir de bize bu konuda yardım eder. Şunu da kapatacağım. Ee, sonra Edward'a bir mesaj at. Burada birazcık daha düzenleme yapma. Ne? Ben ghost mu oldum? Kaç saat? Ne kadar ghost kalacağım? Yalnız bu da challenge e, kurallarından bir tanesiydi ghost olma. Baya baya ghost olduk. Ghostlan <laughs> Ghostlandık şu an. Yani birilerini öldürmemiz yetmezmiş gibi bir de ghost formuna döndük. Yalnız ne kadar sürecek onu merak ettim. Hayır tekrar vampir ol. Ölü birini çağır. Kimler geldi? Galiba üst katta birileri var. Georgie sen de kimsin? Bize para teklif ediyor. Birazcık daha şartlardan konuşalım. 2500 süper oldu. Hayır yanlış yere katıldım. Şey kulübe katıldım. Kulübe katılmak istemiyorum ki. Değil mi kulübe katıldım ben? Evet tamam neyse onu halledeceğim. Çünkü kulüpte olmak istemiyorum. Buradan çıkamıyor muyum? Yo gayet çıktım. Yalnız siz baya bir yakıştınız. Bugün birini öldürdüm diyor. Vampir olmamız tek başımıza... Tek başımıza ghost olmamız yetmezmiş gibi. Şimdi Gudri de geldi. Anlamsız bir şekilde aramızda flörtleşmenin olduğu <laughs> arkadaş geldi. Killip... Ee, Caleb... Callum'u eve göndermek istemiyorum aslında da. Gudri'den bir şeyler isteyebilir miyim? Belki de bunun bir süresi vardır. Hani ghost olduk ya. İki saat falan mı? Ya da bir gün. İki saat falan olabilir. Ee, ghost bir şekilde bunu ilk defa yaşadığı için. Belki de iki ghost arasında romantik bir şeyler olsun. <laughs> Çok... Çok gerekli midir acaba? Sürekli Gudri mi bizi korkutacak? Birazcık da biz onu korkutalım. <laughs> Yalnız bu oldukça eğlenceli görünüyor. Evet tekrar düzeldik tamam. Bunun belli bir saati varmış. Neyse ki bunu hallettik. Ee, şimdi Edward'dan bir konuda yardım istememiz gerekiyor. Yalnız aramızda hiç romantik bir şeyler olmuş muydu? Ne? Gerçekten kavga mı ettiniz? Hayır flört. Gelmek istemiyor. Tabii ki de gelmek istemez. Bizim de gelmek istemiyordu ama yo tamam gelmiş. Neden? Niye herkes geldi? Kulüp mü? Ya ben yine yanlışlıkla kulübe mi katıldım? Ne yaptım? Kulüplü bir şeyler yaptım galiba. Yalnız bu arkadaşlar gitsin. Sizi istemiyoruz lütfen. Moira sen de. Sen de gidiyorsun. Bjorn içeri gelsin. Hatta hemen onu Gruba dahil etmek istiyorum da. Nerede? Tamam şu an için içeri geldi. Seksi poz mu? Hayır tabii ki. Onu gruba alalım. Caleb! Buranın hayaletli bir ev olduğunu biliyorsun Caleb. Neden korkup kaçtın? Ee, buraya geliyoruz. Yaşadığımız olaylar bizi gerçekten derinden üzdü. Ve herkesin önünde bize dayak atan bir e, arkadaş görüyorsunuz bütün her şeyi mahvetti. Öncelikle ondan küçük bir ısırık alacağız. Artık kendisi vampir olduğu için yaşadığı şeyleri birazcık daha derinden hissediyor. Böyle bir şey yaşamak istemezdin elbette. Şu an çok üzgün. Kendini çok mutsuz hissetti. Kalıp da gitti. Kurt adam sesi mi? bir, bir ses bir şeyler geliyor. Bugünün intikamını senden alacağız. Çünkü bütün duygularımızı derinden hissediyoruz. Bütün korkuyu, acıyı, öfkeyi ve kendine hakim olmayan, susuzluğuna yenilen bir kız var karşında. Hayır tabii ki kaçma. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Elbette ki kaçmayacaksın. Bütün kanını emeceğiz senin. Burada bizi rezil etti. <laughs> bizi rezil ettim burada. Eris tıpkı annen gibisin. Asla benzemek istemediğin kişiye benzemeye başladın gibi görünüyor. Ve ve o artık bayıldı. Hayır öldü. Eris'e göre o bunu hak etmişti. Çünkü bugün yaşanılan şeylerden sonra o sadece iyi bir vampir olmaya çalıştı ama iyi vampir diye bir şey yok. Ay, diğer kız da geldi. Merak etme senin için. Grimlerimizi iyi yaptıktan sonra tekrar hayata çevireceğiz. Tamam. Belki yalvarmamızı kabul eder. Gün içinde iki farklı ölüm. Belki tekrar hayata döndürürsün onu. Yani bu da ona bir ders olur da. E, evet, şu an işlem yapıyor. Hayır direkt aldı onun için yalvarmamızı bile istemedi. Pekala. Bence arkadaş olma vakti geldi Grimle. Neden ikinci kez onu onun için yalvarmamızı istemedi? Oo, her yer var ya. Başkaları yalvarıyor, o oluyor. Yani bak kaç iki kişi öldü burada Grim senin yüzünden. <laughs> Asla bizim yüzümüzden değil. <laughs> günün nasıl geçti? Bugün beni gördüğün için mutlu musun? Bugün onu ikinci görüşümüz ve aslında böyle bir şey olmasını beklemiyordu. Bence sürekli gördüğü kişiyi tanımakta fayda var. <laughs> ve gitti. Cık. Pekala. Sen de inventory atalım. Bizim Bizim piyanoya ne oldu? Bizim piyanoya ne oldu acaba? Evet sinirli bir ruh var. Ev oldukça delirdi. Bugün gerçekten de hiç beklemediği şeyler oldu. Ve ölümle tanıştı. İki kere ölümü gördü. Sanlardan kan emerken birazcık daha dikkatli olması gerekiyor. Bunun farkında. Şimdi ise Grim'le yakın arkadaş olup öldürdüğü kişileri tekrar hayatı çevirmeye çalışacak. Çünkü biliyor ki Kızgın ruhlar onu hiç bırakmaz. Annen gibi olmayacaksın Eris. Merak etme. Öldürdüğün ruhları tekrar hayata çevirmek için elinden geleni yapacaksın. Ve Grim'le yakın arkadaş olup onları için tekrar bir şans dileyeceksin. Ne? Uyuyorum saçmalama dedi. Tamam uyuyorsun. Evet bu harika bir fikir. Belki de şu an ona bir fikir geldi. Ve bir günlüğüne bir geceliğine onu buraya çağıracak Hadi bakalım. Ölüme daha yakın olma durumu. Peki gelecek mi? O geldi bile vallahi bavuluyla geldi ya. <laughs> Aa çok iyi. Bavulunu topladı geldi. Evimizdeki olan şeyleri söyleyeyim. Vampirler, hayaletler ve Grim. Oo var ya sana neler yaptıracağım şimdi. <laughs> Welcome <to. gülüyor> Evimize hoş geldin Grim. Ve gördüğünüz gibi bir günlüğüne Grim'i evimize çağırdık. Yapmamız gerekiyordu. Sen bugünlük bizde kalacaksın Grim. Ghost, Ghost'la birlikte takılırsın. Şimdi bizim acilen Edward'ın yanına gitmemiz gerekiyor. Çünkü ilk ölümü Edward gördü ya. Yani muhtemelen bize baya bir sinirli. Bize oldukça kızgın, yergin. Ya da belki de bizimle ilgili iyi şeyler düşünüyor olabilir. Bilmiyoruz. Bunun için gidip Edward'la konuşacağız. Şimdi Edward'la konuşup bu durumu halledeceğiz. Çünkü Edward bizim ilk öldürdüğümüz kişiyi gördü ve içimizden gelen bir şey değildi. Yani Eris bunu isteyerek yapmadı. Lütfen hakkımızda kötü düşünme ve lütfen Caleb'a bir şey söyleme. Hayır. Senin gözlerindeki o mutluluğu gördüm. Onu öldürürken ki mutluluğun tarif edilemezdi. Sen kötü birisin Eris. Bunu kimseye anlatmamı istemiyorsan benimle sevgili olacaksın. Eris diyor ki hayır seninle sevgili olmayacağım beni tehdit edemezsin. Bana aşık olduğunu birilerine söylersen ve bu durumda bu yaptığın şeyi hiç kimseye söylemeyeceğim. Gerçekten de Eris'i sevdiği için ondan hoşlandığı için mi kendine bağlamaya çalışıyor yoksa onu tehdit mi ediyor? Bizi tehdit edemezsin. Sen iyi birisin Edward. Vampirlere karşı naziksin. Hadi gel bakalım. Sana bazı şeyler öğreteceğim Eristede de. Ve galiba aralarında ufak bir... Tamam özgüven mi geldi? Tamam aralarında ufak bir şey olacak. Durumlar iyice karıştı. Eğer ki onunla sevgili olmazsa bu yaşadığı hazzı herkese kötü bir şekilde söyleyecek Eris. En çok korktuğun kişiye mi dönüşüyorsun annene? Ve bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakalım bir sonraki bölüm Eris'in başına neler gelecek. Bu yaşadığı karışıklıktan kurtulabilecek mi? Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.